Evet. Söyle bakalım anlayışlı baba. Oğlumuz telefonumu neden açmıyor acaba? Bilmem. Belki bir işi vardır. Ben sana söyleyeyim ne işi olduğunu. Kesin o kızla birliktedir. O kızla birlikte olduğu sürece de ailesini, yani seni ve beni hiçbir zaman sallamayacak. Çok abartıyorsun Ayla. Sen böyle abarttıkça da Mahir daha da keskinleşiyor ve senden uzaklaşıyor. Abartıyorum öyle mi? Tamam. Dur bir daha arayayım ben oğlumu. Bakalım açacak mı annesinin telefonunu? Ondan sonra söylersin abartıp abartmadığımı. Mahir, seninle hemen konuşmam lazım. Lütfen hayır deme. Evdeysen eve geleyim. Anne ne oldu bu saatte? Ben seni seviyorum Mahir, biliyorsun değil mi? Anne. Lütfen sözümü kesme. Zaten konuşamıyorum senin yanında. Bir de şimdi sözümü kesersen iyice aklım karışır. Ama. Lütfen. Biliyorum şimdi sana çok klişe gelecek ama. Ben seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum biliyor musun? Neyime deme ya da neden falan deme. Bence insan sevgisini açıklayamıyorsa o aşktır. Kardeşini niye seversin mesela? Aynı anne babadan olduğun için. Annenin babanın da öyle. Mecburiyetten gibi. Yani seversin işte. Ama hiç tanımadığın birini çok yakışıklı diye mi? Ya da çok güzel diye mi? Çok iyi biri diye mi? Ya da çok güzel konuşuyor diye mi? Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Kalbin ya, kalbin. Kalbin öyle istediği için. Ve kalbin isteyince de aklın ona söz geçiremiyor. Kaç gündür etrafında pervaneyim. Beni görmezden gelmeye devam mı edeceksin? Anne. Ben senden çok özür dilerim. Gerçekten. Ama ben senin benden beklediğini sana veremem. Kalbin kırılmasın diye bugüne kadar bekledim ama işe yaramadı. Ben sana karşı bir şey hissetmiyorum anne. Başka biri var değil mi? Başka biri var. Hani konumuz o değil. O başka biri olmasa da benim sana olan duygularım değişmez ki. Ha başka biri var yani. Kim o Mahir? Kim? Anne lütfen. Ya ben seni çok seviyorum. Ama ben seni o anlamda sevmiyorum anne. Anla beni ne olur.